Într-o lume în care fiecare zi aduce noi provocări și întrebări legate de sănătate, accesul la cele mai bune tratamente poate fi o adevărată comoară. Uneori este vorba despre lipsa tehnologiei performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și călătoresc prin spitalele din țară și din străinătate pentru ca pacienții să primească informații despre cele mai bune tratamente, despre cele mai noi metode de investigare și despre servicii medicale înalte ale centrelor de excelență. În acest sezon veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Urmează Apel la Consilier! Bună dimineața și bine ați venit alături de noi la o nouă emisiune medicală dedicată. Bună dimineața! Foarte puține persoane au noțiunea de CECA medical și la adresa redacției noastre primesc tot mai multe întrebări legate de acest subiect. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră ce este mai exact un pachet de CECA medical. Tabii, memnuniyetle açıklarım. Dediğiniz gibi aslında son dönemlerde farkındalık bu konuda ufak ufak kendi ülkemizde de aslında tüm dünyada da artış halinde. Check-up dediğimiz durum aslında biraz ismi üstünde bir durum. Hani kontrol etmek. Neyi kontrol ediyoruz? Aslında hastanın o anki mevcut sağlık durumunu öncelikle değerlendiriyoruz. Tabii mevcut sağlık durumunu değerlendirmekle birlikte özellikle ileriye dönük yani gelecekte onu bekleyen, hastamızı bekleyen bir takım risk faktörleri de varsa oluşabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili önüne geçmek için neler yapabiliriz, neler önerebiliriz? Aslında check-up dediğimiz programda biz ana hatlarıyla bunu yapıyoruz. Câte pachete de check-up sunt și cum se diferențiază între ele? Check-up paketlerimiz aslında genel olarak baktığımızda öncelikle check-up paketini çocuk hastamız mı yani 18 yaş altındaki hastalarımız bir de erişkin hastalarımız için düşünebiliriz. Çocuk hastalarımızı zaten bir
birebir hani çocuk hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktorlarımız değerlendiriyor. Erişkin hastalarımızda kadın ve erkek olarak 40 yaş altında ve 40 yaş üstünde paketleri ayırıyoruz. Hani standart önerdiğimiz bir genel değerlendirme paketi var. Bir de daha detaylı, biraz daha kişinin geçmiş sağlık durumunu veya ailesel riskleri de göz önüne alarak daha detaylı, onkolojik açıdan da değerlendirmenin yapıldığı detaylı paketlerimiz de bulunmakta. Standart paketlerimizde aslında amaç check-up'ta hastanın o sırada genel olarak genel sağlık durumu ile ilgili bize net fikirler sunabilecek testler yapmak. Beraberinde tabii bu paketlerde biz burada genel muayenesini yapıyoruz hastamızın. O standart basic hazırlanan paketlerin yanı sıra eğer muayene sırasında fark ettiğimiz farklı durumlarda söz konusu olursa ilave tetkikler hastalarımıza önerebiliyoruz. Ama günün sonunda genel sağlık durumunu net bir şekilde anlayacağımız bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz ve geleceğe yönelik sağlığını korumak adına hastamızın doğru değerlendirmeler, saptamalar yapmaya çalışıyoruz. Care este protocolul pe care îl urmează un pacient când vine să efectueze un astfel de set de investigații? Genel olarak protokolümüz, hastalarımızdan beklentimiz buraya gelmeden önce mutlaka bir gün öncesinden işte akşam saatleri itibariyle aç kalıp en azından bir 8-10 saat açlık süresini sağlayıp açlık testlerini görmek. Açlık testleri derken işte genel kan seviyesidir, biyokimyasal bir takım testler. Bu biyokimyasal testlerde özellikle karaciğer fonksiyon testleri veya böbrek fonksiyonlarını değerlendirdiğimiz markerları inceliyoruz. Beraberinde rutin bir değerlendirmede mutlaka akciğer fonksiyonlarını da değerlendirmek adına hem muayenesiyle birlikte hem de bir akciğer filmini mutlaka görüyoruz. İşte karın ultrasonu, abdominal ultrason dediğimiz yöntemle mutlaka karın içi organlar değerlendiriliyor. Fonksiyonel bir anormallik var mı? Testlerde mutlaka onu değerlendiriyoruz. Beraberinde kardiyolojik bir değerlendirme mutlaka yapılıyor. Kalbiyle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu görmek adına predikte etme anlamında mutlaka bir kardiyolojik değerlendirme yapılıyor. Akciğerlerle ilgili sadece burada akciğer filmi ve testlerle değerlendirmenin dışında göğüs hastalıkları muayenesini mutlaka yaptırıyoruz hastaların. Erkek hastalarda mutlaka ürolojik değerlendirme, kadın hastalarda da jinekolojik açıdan kadın doğum ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirmeler yapılıyor. Tabi bunlar standart genel bir değerlendirme açısından düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi eğer burada ilk check-up doktoru olarak bizler farklı bir durum tespit edecek olursak mutlaka bununla ilgili ilave önerilerimiz oluyor. Câte zile sunt necesare pentru realizarea acestor investigații? Genel olarak standart bir değerlendirmede aslında baktığımızda eğer paketin içinde bizim endoskopi ve kolonoskopi dediğimiz mide ve özellikle bağırsakları değerlendirdiğimiz yöntem varsa ve beraberinde tomografi ve MRI gibi bir değerlendirme, görüntüleme yöntemi de yapacaksak süre 2 gün içerisinde tamamlanıyor diyebilirim. 2 maksimum hani 3. gün tüm sonuçlar raporlanmış oluyor. Ama diğer standart kadın ve erkek sağlığı check-up paketlerimizin aslında geldiği gün hani tüm işlemler yapılıp ertesi günde sonuç görüşmesini yapabiliyoruz. Hatta bazen hastamızın da hani programı çerçevesinde değerlendirip biraz daha hızlı olmak gerekiyorsa sabahla öğle arası saatlerde gerekli muayeneler ve testlerin yapılıp öğleden sonra da sonuç görüşmesini yaptığımız hastalarımız da oluyor. Bu biraz da hani kişinin o anki durumu ve değerlendirmemiz yapmamız gereken testlerle de ilişkili ama 1 ile 3 gün arasında maksimum sürüyor diyebilirim.
Chirurgia cardiovasculară reprezintă o ramură complexă a medicinei care se ocupă cu tratarea afecțiunilor inimii și a vaselor de sânge. Astăzi mi-am propus să vizităm împreună această secție medicală pentru a discuta cu un medic specialist despre infarctul miocardic, dar și pentru a obține răspunsuri la toate întrebările telespectatorilor noștri. Dimineața, domnul doctor. Aș vrea să începem această discuție prin a ne explica ce este infarctul miocardic și cum se produce. Şimdi kalp krizi dediğimiz şey aslında kalpteki miyokard hücrelerinin, kalp kası hücrelerinin yetersiz beslenmesine bağlı olarak meydana gelen bir klinik tablodur. Bu kalp hücreleri yeteri kadar kan almaz ve canlılıklarını devam ettiremez hale gelirlerse bir kalp krizi tablosu ortaya çıkar ve bu genellikle koroner damarlardaki tıkanıklıklara ve darlıklara bağlı olarak ortaya çıkan bir klinik tablodur. Hastalığın başlangıç evrelerinde yani koroner arter hastalığının ilk evrelerinde darlık seviyeleri henüz azken kalp krizi görmek çok olası değildir. Ancak darlık seviyeleri arttıkça %50'nin 70'in üzerine çıkıp kalp kaslarına giden kan miktarını azalttıkça kalp krizi riski ortaya çıkar. Bununla birlikte bazı durumlarda var olan damar tıkanıklığına sebep olan plakların yırtılarak plak içindeki yağlı materyallerin damar içine saçılması ve damarı tıkamasıyla da kalp krizi ortaya çıkabilmektedir. Care sunt simptomele și cum putem să le recunoaștem? Kalp krizinin en temel belirtisi göğüs ağrısıdır. Kişilerin aslında bu göğüs ağrısı kalp krizi oluşmadan önce koroner arter hastalığının başlangıç evrelerinde de vardır. Çeşitli provoke edici faktörlerle, egzersiz gibi, stres gibi faktörlerle ortaya çıkar. Fakat kalp krizinde bu göğüs ağrısı ani bir şekilde ortaya çıkar ve çok klasik bir şekilde hastanın çenesine doğru, sol koluna doğru, bazen sırtına doğru saplayıcı ani bir ağrı olur. Bununla birlikte hastaların pek çoğunda bir nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, anksiyeteye benzer bulgular ortaya çıkar. Çarpıntı yine kalbe yeteri kadar kan gitmediği için kalp krizinin görülen bulgularından sık görülen bulgularından bir tanesidir. Ce investigații și teste medicale sunt necesare în diagnosticare? Şimdi kalp krizinde biz kalp krizi olduğuyla alakalı ilk şüpheyi EKG ile, elektrokardiyografi ile koyarız. Elektrokardiyografi kalpteki elektriksel aktivitenin bir yansımasıdır. Bunun sağlıklı bir kalpte belirli bir şekli vardır ve kalp krizlerinde, kalp krizinin kalbin hangi bölgesini etkilediğine bağlı olmakla birlikte bu EKG'de bir takım değişiklikler meydana gelir. Yine aynı şekilde girişimsel olmayan bir yöntem ekokardiyografi kalbin ultrasonla incelenmesi sırasında kalp krizine ait bazı bulgular elde edilir. Ama kalp krizinin kesin tanısı kalpteki bazı kan değerlerinin yükselmesiyle konur. Bütün bu değerler, bütün bu bulgular birleştirildikten sonra kalbin hangi damarında ne problem var buna bakmak için de mutlak suretle bir anjiyo yapılması gerekmektedir. Ancak anjiyo sonucunda kalp krizine neden olan problemin kalbin hangi damarında olduğunu saptamak mümkündür. Care sunt opțiunile de tratament pentru această afecțiune? Şimdi kalp krizinin hangi damara bağlı olarak ve ne kadar şiddette olduğu önemli. Öncelikli olarak şunu belirtmek lazım ki kalp krizindeki ilk basamak yaklaşım hastanın tanısını koymak. Daha sonra koyduğumuz tanının ciddiyetine göre yani kalp krizinin ciddiyetine göre hastanın stabilitesini sağlamak. Yani hayati bir tehlike varsa onu ortadan kaldırmak gerekir. Daha sonra elimizde sadece ilaç tedavisiyle oradaki pıhtıları eritmek, damarı genişletmekten tutun da balonla, stentle, anjiyografik yollarla darlığa uğramış ve kalp krizine neden olmuş damarları
kanalları genişletmek ve son olarak da hastaların bir kısmında gerekebilen cerrahi yöntemler kalp krizinin nihai tedavi yöntemleri arasındadır. Ancak kalp krizinde esas olan öncelikli olarak hastanın genel durumunu düzeltmek, var olan hayati sorunlarını ortadan kaldırmak, daha sonra da ortaya çıkan damar problemi ortaya çıkartan damar sorununu az önce bahsettiğim gibi anjiyografik veya cerrahi yöntemlerle ortadan kaldırmaktır. Ce presupune operația de bypass coronarian? Şimdi koroner bypass ameliyatı dediğimizde aslında bypass sözcüğünü biraz açmak lazım. Çünkü kalp cerrahisinde bypass iki yerde kullanılan bir kelime. Birincisi kardiyopulmoner bypass ki bizim kalp ameliyatlarımızın pek çoğunda kullandığımız bir yöntem. Biz bu yöntemde kalp ve akciğeri belirli sürelerle durdurup onun yerine başka bir cihaz kullanarak kalp akciğer fonksiyonlarını taklit edip kalp ameliyatlarını yaparız. Diğer bypass ise koroner bypass ameliyatları. Burada yaptığımız ise yine kardiyopulmoner bypass kullanarak kalbi ve akciğeri durdurup kalp fonksiyonlarını ve akciğer fonksiyonlarını devam ettirecek bir makineyi kullanarak koroner damarları bypass etmek anlamında kullanılır. Koroner bypass ameliyatında temel olarak yapılan şey kalbin damarlarındaki tıkanıklık olan yerin öncesinden sonrasına yeni damarlarla bir köprüleme işlemi yapmaktır. Biz genelde bu işler için vücutta var olan yedek damarları kullanırız ki bunlar göğüs iç kısmında bulunan iki tane atar damar, kollarda bulunan atar damarlar ve bacaklarda bulunan toplar damarlardır. En sıklıkla kullanılan damarlar. Bu damarlar hazırlandıktan sonra eğer ki eski konvansiyonel yöntemlerle bir ameliyat yapıyorsak büyük göğüs ortasından yaptığımız kesilerle veya yeni yöntemlerle ameliyatlar yapıyorsak minimal invaziv küçük kesilerle veya robotik olarak kalbin olduğu bölgeye ulaşılır. Ve o bölgede kalp hazırlıkları tamamlandıktan sonra eğer kardiyopulmoner bypass kullanılacaksa ameliyat sırasında kardiyopulmoner bypass'a girilerek kullanılmayacaksa da kalp atar bir pozisyonda daha stabil, daha durağan hale getirilerek ameliyatı uygulanır. Kalpten çıkan ana damar olan aortla darlık olan bölgelerin sonrasındaki damar bölgelerine yeni damarlar yerleştirerek bypass tamamlanır. Care sunt beneficiile acestei intervenții? Şöyle söylemek lazım. Bir kere hastaları stent olabilir hastalar ve stent olamaz hastalar olarak ikiye ayırmak lazım. Biz buna karar verirken temel olarak hastaların hangi damarlarında, ne kadar uzunlukta ve kaç tane bölgede darlık olduğuna bakarak karar veriyoruz. Bizim ameliyata yönlendirdiğimiz hastalarda ameliyata yönlendirme sebebimiz aslında bilimsel bazı temellere dayanıyor. Biz buna şöyle karar veriyoruz. Ameliyat olmalısın dediğimiz hastalarda o hasta için yapılacak olan stent işlemlerinin erken ve orta dönemde ameliyata oranla daha fazla sorun çıkarma ihtimali varsa, yani ameliyat orta ve geç dönem için daha güvenli bir tercihse, daha uzun süreli açık kalım sağlayabiliyorsa biz ameliyatı tercih ediyoruz. Ameliyatın en büyük faydası birincisi hastanın o güne kadar var olan şikayetlerini ortadan kaldırıyor. Göğüs ağrısı gibi, nefes darlığı gibi. İkincisi kalp krizine bağlı olarak gelişmiş veya daha sonrasında yeni kalp krizleriyle gelişebilecek olan miyokart kalp kası hücre hasarlarını engelliyor. Ve bu kalp kası hücre hasarlarını engellediği için uzun dönemde ortaya çıkabilecek kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte her kalp krizi kalp kapaklarında da bir takım hasarlar meydana getirebiliyor. Biz koroner bypass ameliyatlarıyla ileri dönemde kalp kapaklarında ortaya çıkabilecek bu kalp kapak problemlerini de ortadan kaldırmış veya riskini en aza indirmiş oluyoruz. Tabii bütün bu faydalara, tıbbi olarak anlattığım faydalara bakacak olursak hastanın orta ve geç dönemdeki hayat kalitesi, mortalitesi yani ölüm riski ve morbiditesi yani yeni problem yaşama ihtimallerini de azaltmış oluyoruz koroner bypass ameliyatlarıyla. Cât de lungă este perioada de recuperare după intervenție?
Normal şartlarda süreç şöyle. Koroner bypass ameliyatları artık eskiden çok farklı süreçlerle ilerliyor. Yaklaşık olarak hastaların hastanede kalış süreleri 4-5 gün kadar. Bir gün bir yoğun bakım süreci oluyor. Hatta bazen uygun hastalarda aynı gün 6-8 saat içinde de yoğun bakımdan hastalar çıkabiliyorlar servise. 4-5 gün sonra eve gittiklerinde yaklaşık olarak bir ay boyunca uygulayacakları, dikkat etmeleri gereken bir takım başlıklar oluyor. İşte hareket ederken belirli ani ve aşırı hareketlerden kaçınmak gibi, göğüs kemiğini korumak için birkaç hareketten kaçınmak gibi. Yaraların iyileşmesi yaklaşık olarak bir 10 ila 15 günlük bir süreç, ama tam rehabilitasyon dediğimiz zaman biz hastanın artık kalp damar cerrahı gözetimi olmadan hayatına devam edebileceği süreç algısını yaratmak istiyoruz. Bu da yaklaşık olarak 30 ila 45 gün. Yani 30 ila 45 gün sonra bir ameliyattan biz artık hastayı sizin bu hastalığınızdan ötürü yeni bir problem gelişmezse bize ihtiyacınız yok. İyileşmeniz tamamlandı ve uzun dönemde kardiyolog kontrolüyle hayatınıza devam edebilirsiniz diyoruz. Cum arată planul de monitorizare medicală după bypassul coronarian? Az önce aslında buna çok dokunmalar yaptım. Birincisi bypass ameliyatının öncesini de vurgulamak lazım. Bypass ameliyatının öncesi de belirgin bir hazırlık gerektiriyor. Hastaların hemen tamamında işte boyun damarları, diğer iç organlar, akciğerlerle alakalı bizim ameliyatı ötelememizi, öncesinde tedavi etmemizi gerektirir bir durum var mı yok mu, bunlara bakıyoruz. Bu da yaklaşık olarak 24 saatlik bir süreç oluyor. Ameliyattan sonraki 12 ila 24 saat, genellikle bir gün diyelim, yoğun bakımda geçen süreç. Yoğun bakımda ilk 24 saatte bizim ameliyatla ilgili belirttiğimiz riskler daha yüksek oranda görülebilme ihtimaline sahip olduğu için hastaları orada takip etmek, daha yakın gözleme almak gerekiyor. 24 saat sonra riskler azaldıktan ve yoğun bakım ihtiyacı kalmadıktan sonra hastaları normal servis katına transfer ediyoruz ve servis katında da 4-5 günlük süreç sonunda toplamda hastaneye yattıktan yaklaşık olarak 5-6 gün içinde taburcu edebiliyoruz hastaları. Servis takiplerinde aslında baktığımız şeyler çok standart şeyler. Hastanın tansiyon parametreleri, bizim kalp akciğer makinesine bağlı olarak yaptığımız ameliyatlarda değiştirdiğimiz bir takım kan değerleri olduğu için istemeden de olsa onların takibi, hastanın kanaması olmuşsa ona bağlı bir takım takipler. Bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra sorun kalmadığını düşündüğümüzde hastanın takibiyle alakalı 6. gün gibi yatışından veya ameliyatından sonra taburcu ediyoruz. Bununla birlikte yara takipleri önemli bu tür ameliyatlarda. Hem cilt ve cilt altı dokuların iyileşmesi, hem de diğer ameliyatlardan farklı olarak bir kemik kesisi olduğu için kemik iyileşmesi bu ameliyatlarda, özellikle eski nesil ameliyatlarda, konvansiyonel ameliyatlarda önemli. Tabii yeni minimal invaziv ve robotik ameliyatlarda bu kemik iyileşmesi söz konusu değil takip sırasında. Minimal invaziv veya robotik ameliyatlar gibi tercihlerimiz varsa o hastalarda hiçbir şekilde yara iyileşmesiyle alakalı sorunumuz olmuyor tabii ki de. Hastalar taburcu olduktan sonra da o kardiyoloji kontrolüne geçer. Yani artık biz kalp damar cerrahlarına ihtiyacı kalmadı diyebileceğimiz 3 haftalık, 4 haftalık süreçte de hastaların yine uzun dönemde meydana gelebilecek bir takım kan değerlerindeki değişiklikler, elektrolit değerlerindeki değişiklikler, yara bakımları, dikişlerinin alınması ve kemik iyileşmesi, yine büyük ameliyatlarda, eski tip ameliyatlarda yaptığımız hastalarda kemik iyileşmesini takip ediyoruz. Bu bakımlar koroner bypass hastaları için olmazsa olmaz 1 aylık, 1,5 aylık bakımlar diyebilirim. Dragii mei, vă aștept și duminica viitoare la o nouă călătorie în lumea medicală, unde sănătatea și prevenția sunt pe primul loc. Vă sfătuiesc să fiți informați și să acționați pentru binele propriu și al celor dragi. Sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl avem, să o prețuim și să o protejăm cu responsabilitate și determinare. Eu vă rămân mereu alături pentru a discuta despre problemele medicale cu care vă confruntați și nu uitați că îmi puteți scrie pe adresa de mail apel la consilier@canalde.ro. Până data viitoare, numai bine!